Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgı, belediye birimlerini ziyaret etmeye devam ediyor. Ziyaretler kapsamında Başkan Yazgı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerini gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Aksaray Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü mobilya atölyesi, sinyalizasyon ve boya atölyesi, yağ atölyesi, ulaşım hizmetleri atölyesi ve tamir atölyesini ziyaret eden Başkan Yazgı yaptığı açıklamada Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki atölyeler birimimizde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda boya, badana, marangozluk, demir işleri ve benzeri işlerle ilgili çalışmalarda minimum maliyetle kendimiz üretiyor, düzenimizi ve koordinemizi sağlayarak hizmete sunuyoruz dedi. Atölyeler birimlerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yazgı, şehrimizin ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını yürüten ekibimize ve diğer tüm çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum diyerek birimlere yönelik ziyaretlerini sürdüreceğini söyledi. Sevgili seyirciler, Türkiye genelinde evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı açıklandı. Açıklamaya göre Aksaray'da evlenen çiftlerin sayısında düşüş yaşanırken boşanma oranlarında yükseliş gözlendi. Aksaray İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre 2017 yılında 2340 çift evlendi, 364 çift ise boşandı. Aksaray'da 2017 yılında 2016 raporlarına göre evlenen çift sayısında düşüş yaşanırken boşanma oranları yükseldi. 2016 yılında evlenen çiftlerin sayısı 3440, boşanan çiftlerin sayısı 816. Geçen yıl gerçekleşen 864 boşanmanın yaklaşık %97'sinin sebebi ise geçimsizlik olarak kayıtlara girdi. Türkiye genelinde ise İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bilgilerine göre geçtiğimiz yıl 603.976 kişi evlenirken 136.808 kişi boşandı. 2016 raporlarına bakıldığında ise evlenen kişi sayısı 594.493 kişi iken boşanan çiftlerin sayısının 126.164 olduğu görüldü. Nüfusa da bağlı olarak boşanmanın en fazla yaşandığı illerde İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya başı çekiyor. En az boşanma 47 ile Hakkari'de yaşandı. Hakkari 52 boşanma sayısı ile Ardahan, 53 ile Bayburt, 77 ile Bitlis ve 81 ile Gümüşhane izledi. İstatistik veriler evlilikte en tehlikeli dönemin ilk 5 yıl olduğunu ortaya koyarken, geçen yıl gerçekleşen boşanmaların %39.4'ü çiftlerin ilk 5 yılı içinde gerçekleşti. Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü trafik akışının yoğun olduğu noktalarda trafik düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yayayla araç trafiğini ayırmak ve araç trafiğinde yönlendirme yapmak ve refüj başlarında güvenliği sağlamak amacıyla delinatör çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler son olarak Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde uygunsuz park ve trafik güvenliğinin sağlanması için delinatör çalışması gerçekleştirdi. Şehrin birçok noktasında yerleştirilen sistemde uygunsuz parkın önüne geçilmiş hem de vatandaşların can güvenliği sağlanmış oluyor. Aksaray Belediyesi sürücülere uyarı ve ikaz amaçlı araç trafiğinin yoğun olduğu yollarda, kavşak girişlerinde şerit ayırma ve yol bölme çalışmalarını kent genelinde devam ettiriyor. Aksaray Belediyesi bünyesinde açılan tiyatro kursuna katılan kursiyerler, İçimizdeki Biz adlı komedi tiyatro oyunuyla seyircisinin karşısına çıkma heyecanı yaşayacak. İçimizdeki Biz oyunu 23 Şubat Cuma akşamı saat 19.30'da Aksaray Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. 23 Şubat Cuma akşamı saat 19.30'da Aksaray Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşacak oyun, Karabük Üniversitesi Tiyatro Kulübü senaryo ekibi tarafından yazıldı. Polat Oğuz'un yönettiği oyun, televizyonlardaki yarışma, evlilik, magazin programlarını yaşantılarına yansıtan, bunu yaşam tarzı olarak belirleyen bir ailenin kültüründen ve değerlerinden uzaklaşmasını sahneye taşıyor. Aksaray Belediyesi tiyatro ekibinin sahneleyeceği oyuna tüm halkımız davetlidir. Aksaray'da hava sıcaklıkları normallerin üzerinde seyredince bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı.
Erken çiçek açan meyve ağaçlarının yanı sıra Şubat ayında ilk cemre havaya düştü. Bazı meyve ağaçları Şubat ayında çiçek açtı. Erken çiçek açmasını hava sıcaklıklarının geçen senelere göre mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ağaçların havalara aldandığını söyleyen uzmanlar, tüm bitkiler yılın belirli dönemlerinde fizyolojik olarak üşümeye ihtiyaç duyar. Bitkiler üşüme ihtiyaçlarını kış mevsiminde giderir. Hava sıcaklıklarının ılıman gitmesinin ağaçların çiçek açmasına zemin hazırladığını belirten uzmanlar, doğanın uyanışı baharın müjdesi olarak da kabul edilen ilk cemrenin ise 19-20 Şubat'ta havaya düştüğünü söyledi. Baharın başlangıcında 7'şer gün arayla düşen ikinci cemre ve üçüncü cemre sırasıyla 26-27 Şubat'ta suya, 5-6 Mart tarihinde ise toprağa düşecek. Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.